Evet hocam, ses, görüntü akıyor. Evet arkadaşlar, merhaba. Bugün bomba gibi bir seriyle karşınızdayız. Yüzyıllar sonra Ahmet Bey ile bir araya gelebildik. Kendisi memleketi terk etti, Akkuyu'ya taşındı. Ama sizin için, çekimlerimiz için buraya kısa bir süreliğine geldi. Dağlar taşlar açtım yani. Tabii ki gerçekten öyle yaptı. Hem de cross motorla geldi. Evet. Kendisi tura çıktım demiyor da bize böyle diyor. Canı sağ olsun. Çaktırmayın siz de. Evet arkadaşlar, bu yeni serimiz nedir? Yeni serimiz İngiltere'de yaşayan özellikle Ankara Anlaşması. Tabii ki de hangi tür vizeyle gittiğin hiçbir önemi yok. Innovator'da olabilir. İşte atıyorum başka vize türleriyle de gitmiş olabilir. Ankara Anlaşması ile özellikle gidip de İngiltere'de yaşamaya başlayıp en az 5 yılını doldurmuş vatandaşlarımız için. Orada vatandaşlık almak isteyen vatandaşlarımız için, Türkler için. Şimdi arkadaşlar, biliyorsunuz ki başınızın püsküllü belası bir B1 sınavı var. Tabii ki Life in the UK'de var. Life in the UK biliyorsunuz ki İngiltere'nin genel kültürü ve tarihiyle alakalı çok hızlı geçebileceğiniz bir sınav. Ama yoğun bir talep var. Gerekirse onunla da ilgili bir seri hazırlayacağız. Şimdilik bizim önceliğimiz İngilizce olduğu için B1 sınavı. Bu B1 sınavı nedir arkadaşlar? Nasıl verilir? Çareler aranıyor. Hiç 5 yıldır İngiltere'deyim, 7 yıldır İngiltere'deyim ama İngilizce konuşamıyorum. Ben bu B1'e nasıl gireceğim? Öncelikle kesinlikle gözünüzün korkacağı hiçbir şey yok. Bunu bilmenizde fayda var. Laf olsun diye söylemiyorum. Beni biliyorsanız, tanıyorsanız laf olsun diye söylemeyeceğimi de bilirsiniz. Gerçekten daha önceki aile birleşiminde çekmiş olduğunuz A1 sınavları kadar kolay diyebilirim. Sadece ekstra bir iki tane bir şey bilmeniz gerekiyor. Bunca insan yaptığı, yıllardır deniyoruz. Yine tabii ki de size yardımcı olmak. Halka hizmet, hakka hizmet düsturuyla hareket ederek bir araya geldik ve muhteşem bir seri hazırladık. Siz de sorunsuz, kitapsız, deftersiz, öğretmensiz, özel derssiz bu sınavı geçmek istiyorsanız buyurun serimizi izleyin. Sonunu çok güzel toparlayamadık. Yok, gayet güzel.